Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir entel meselelere, dantel çözümlerde daha beraberiz. Yine gündeme dair bir mevzuyu Risale-i Nur'dan bir metne bağlamaya çalışacağız. Efendim bugünkü gündem maddemiz yine savaş. Biliyorsunuz Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş var, hala sürüyor. Galiba 8-9 gün oldu. Bu savaş elbette her toplumda olduğu gibi bizim toplumumuzda da bazı kırılmalara sebep oldu. İnsanlardan bir kısmı Rusya'nın tarafında duruyor. Az bir kısım da olsa. Genel kısım Ukrayna'yı destekliyor. Bunun yanında çekimsel kalan kısım da var. Bunların arasında hangisi doğru veya hangisinin tarafında olsak da dikkat etmemiz gereken neler var? Buna dair Risale-i Nur'dan bir metni sizinle paylaşmak istiyorum. Güzel hassasiyetler öğretecek bir metin bu. Sadece Rusya'nın tarafında tutmak veya sadece Ukrayna'nın tarafında durmak bunlar yanlış değil. Daha genelden baktığınız zaman iman açısından, İslam açısından, şeriat açısından takınılması gereken tavırlarda dikkat edilmesi gereken bir şey var. Gösterilmesi gereken ilgilerde dikkat edilmesi gereken bir şey var. İşte o da bu metinde özetle geçiyor. Şimdi şöyle bir durum oldu. Onun da altını çizeyim yeri gelmişken. Mesela Ukrayna'yı tutanlar öyle bir Ukraynacı oldular ki veya işte NATO tarafında duranlar veya Avrupa tarafında, Batı tarafında duranlar o kadar oku noktada ifrata gittiler ki kendileriyle aynı pozisyonda durmayanları itham ediyorlar. Hani neredeyse apolitik olanları bile itham ediyorlar. Mazlumun yanında durmamakla, haklının yanında durmamakla itham ediyorlar. Diğer tarafta mesela Rusya tarafını tutanlar da diğer tarafı Batıcı olmakla, Avrupacı olmakla, işte onların zulümlerine çanak tutmakla veya siyasetlerine, onların tuzaklarına çanak tutmakla itham ediyorlar. Ya bu duruşların içinde orta bir duruş yok mudur? İstikametli bir duruş yok mudur? Efendim vardır. Elbette biz de onu Ehl-i Sünnet ve Cemaat ulemasından ders alırız. İşte bu da Ehl-i Sünnet ve Cemaat ulemasından birisinin, Bediüzzaman Hazretleri'nin 4. meselesi, 11. şuanın 4. meselesi. Burada 2. Dünya Savaşı sırasında kendisine gelen bir suale cevap veriyor Bediüzzaman Hazretleri. Bu metin genelde Nurcular tarafından ya da Müslümanlar tarafından genel olarak siyasetten istiaze babında okunur. Ama burada siyasetten istiaze değil, siyasetle mesafe babında okumaya çalışacağız. 4. mesele. Yine gençlik rehberinde izahı var. Bir zaman bana hizmet eden kardeşlerim tarafından sual edildi ki, küreye arzı her cümerce getiren, yani altın üstüne getiren ve İslam mukadderatıyla alakadar olan bu dehşetli harbi umumiden 50 gündür. Şimdi 7 seneden geçti aynı hal, haşiye. Bu not, yani 7 seneden geçti notu 1946 senesine aittir. 7'yi çıkaralım. Demek ki bu soru ne zaman sorulmuş? 1939'da sorulmuş. İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı zaman. Yani başladığı, başları tabii 38'de başlıyor yanlış bilmiyorsam. Başları sayılır. Harbi umumiden 50 gündür, şimdi 7 seneden geçti aynı hal. Hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun. Bediüzzaman Hazretleri harbi umumiyi kimseye sormuyormuş, merak da etmiyormuş. Etrafındakiler de bunu garipsemiş. Halbuki bir kısım mütedeyyin, yani dindar ve alim insanlar cemaati ve camiyi bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Hani insanlar bu harbe o kadar şey olmuşlar ki, kapılmışlar ki ne olacak ne bitecek. Biraz da Müslümanların bahtıyla da ilgisi var. Kafirler birbirini yiyor. Camiyi, cemaati bıraktılar diyor, radyo dinlemeye koşuyorlar. Yani ajans dinliyorlar, haberleri dinliyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var? Veya onunla meşgul olmanın zararı mı var dediler. Cevaben dedim ki, ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde mütedahil daireler gibi, mütedahil daire iç içe yani, birbiri içinde mütedahil daireler gibi her insanın kalp ve mide dairesinden, ceset ve hane dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küreye arz ve nevi beşer dairesinden tut, tazi hayata ve dünya dairesine kadar birbiri içinde daireler var. Yani insanoğlunun ilgi daireleri, alaka daireleri,
ilişki daireleri diyelim bunlara. Bir kendi has dairemiz var. Hep dinamik ilişki içinde olduğumuz. Biraz daha genişi işte diyelim ailemiz var. Daha genişi sokağımız, mahallemiz. Bunlar da ilgi dairesi ama en büyüğü, en genişi, en küçüğü, en hası aralarında bir amel ediş yönüyle fark var. Birisine sarf ettiğimiz mesai diğerine sarf etmiyoruz. Nasılmış? Devam ediyoruz. Her bir dairede, her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Öyle mi? Öyle. Mesela vatan dairesinde ne zaman vazifemiz oluyor? Savaş olursa bir vazifemiz var. Savaş olmazsa oy kullanma zamanında vazifemiz var gibi gibi. Fakat en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazife var. Bak, en küçük dairede en büyük ve en ehemmiyetli ve daimi vazife var. Allah Allah, neymiş? Ve en büyük dairede en küçük ve muvakkat, geçici, ara sıra vazife bulunabilir. Büyük dairede bize az vazife düşüyor, ara sıra bazen o da nasip olursa düşüyor ama küçük dairede hep var. Allah Allah. Bu kıyas ile küçüklük ve büyüklük makusen mütenasip, ters orantılı vazifeler bulunabilir. Fakat büyük dairenin cazibedarlığı cihetiyle, büyük dairenin cazibedarlığı, Allah neler oluyor, Ukrayna ne yapacak, Rusya ne olacak, Amerika ne yapıyor, yani kendi derdimizden çok, kendi yediğimiz içtiğimizden çok, işte komşu hasta mı değil miden çok, Biden hasta mı ölecek mi, işte Putin nasıl falan veya işte Ukrayna başkanı vuruldu mu vurulmadı mı, belki yan tarafta komşumuzu vuruyorlar, ondan haberimiz yok ama ondan haberimiz var. Niye? O büyük daire daha cazibedar. Herkesin konuştuğu, herkesin hakkında malumat sarf ettiği o daire insanı daha çok heyecanlandırıyor, manipüle ediyor. Sürekli onu gördüğümüz için konuşulması gerekenin ne olduğunu düşünüyoruz. Yani bir manipülasyon var burada aslında. Bir sürekli aynı vurguya sahip olanların tekrarlanmasından bizde de vurgu o şekilde olmalı şeyi oluşuyor böyle, kanaati oluşuyor. Evet. Fakat büyük dairenin cazibedarlığı cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bıraktırıp lüzumsuz, mala yani boş, afaki yani sana gerekmeyen diyelim işlerle meşgul eder. Sermaye hayatını boş yere imha eder, o kıymetdar ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür. Buraya kadar ki işte o siyasetle mesafeli değil de istiazeli, yani ondan sakınmalı olmanın gerekliliğini anlatan kısımdı. Yani senin çok vazifelerin var, ibadetlerin var, gelecek devamında mesela ona da belki bir parça gireriz. İbadet etmen lazım, imanını güçlendirmen lazım, çoluğunu çocuğunu imanlı yetiştirmen lazım, sorumlu olduğun insanlar varsa onların ihtiyaçlarını karşılaman lazım, lazım, lazım. Bu diğerleri, ya Putin onu yapmış, Biden bunu yapmış, Zelenski şöyle etmiş. Bunlar bizim sonraki meselelerimiz. Çok çok sonraki meselelerimiz. Hani şöyle bir göz ucuyla baksak, genel malumatından bir şey anlasak yetecek mevzular. Zaten bize bir sorumluluk düşmüyor. Bizden de bir şey isteyen yok. Sözümüzün yazıyoruz ama ben de yazıyorum. Kendimi tutamıyorum. Yani bir kıymeti harbiyesi de yok. Bize bakıp ama tamam Putin mesela benim Twitter okuyup Ahmet böyle yazdı bundan sonra şöyle yapayım demiyor. Veya Zelenski veya Biden öyle bir kanaat değişikliğine uğramıyor benim yazdığımda, çizdiğimde, söylediğimde. Ama çekiyor bizi işte. Herkes onu konuşuyor ya. Oraya bir rağbet var. Asıl has daireyi unutturan bir rağbet bu. Ahir zaman fitnesinin bir şeyi de bu, tuzağı. Amerikalı ünlüleri sokağımızdaki insanlardan daha iyi tanıyoruz. Tanıyoruz, öyle. Film işte oyuncuların isimlerini işte bilmem biyografilerini daha önce nerede oynamıştı, ne zaman Oscar aldı bilmem şunu bunu. Belki çoluğumuzun çocuğumuzun okulda ne yaptığından daha iyi biliyoruz. Oy vurgulandığı için, o algı sürekli beynimizi meşgul ettiği için bizi çekiyor. Ama doğru olan bu değil. Bunun farkında olmak en azından çözümün, tedavinin başlangıcı. Gelelim asıl mevzuya, işte son cümle, o paragrafın son cümlesi. Ve bazen bu harp boğuşmalarını merak ile takip eden bir tarafa kalben taraftar olur, onun zulümlerini hoş görür, zulmüne şerik olur.
ve bazen bu harp boğuşmalarını merak ile takip eden bir tarafa kalben taraftar olur, onun zulümlerini hoş görür, zulmüne şerik olur. Yani zulmü hoş görmek, zulme şerik olmaktır. Bunun bizim için tehlikesine işte Rusya-Ukrayna savaşıyor. Bu iki tarafın ikisi de günahsız değiller arkadaşlar. Bunlar ikisi de ehli küfür. Bunu kabul edelim ya. Hani bu, ben bunu söylerken acayip bir şey söylemiyorum. Şimdi Ukraynacılar veya Batıcılar veya özgürlükçüler hoplayıp zıplamasın bunu duyunca. Bu da ehli küfür, o da ehli küfür. Bunların ikisinin de zulmetmesi muhtemel. Ha şu an Ukrayna savunma savaşı yapıyor. Saldıran Rusya. Bu açıdan Ukrayna'nın ihanesine yazılması gereken puanlar var. Ama zulmetmediğini nereden biliyoruz? Yani mesela esir aldığı askerlerin tamamının böyle iyi muhafaza edildiğini veya esir alabilecekken almayıp vurduğu, öldürdüğü askerler olup olmadığını nereden biliyoruz? Bilmiyoruz ki bunları. Bunlar bizim için malum değil. Veya harbin serencamında başka zulümlerin olmayacağını nereden biliyoruz? O nedenle bizim böyle bizi dışımızda olan savaşlarda elbette Türkiye'nin siyaseten durması gereken yer ayrı. Bizim siyasilerimiz elbette orada maslahatlar icabı, menfaatler icabı veya ilkeler icabı bir yerde duruyorlar. Durmak zorundalar. İlişkiye giriyorlar onunla bununla. Bir mesafe içinde bir ilişki kuruyorlar. Ama birey birey bizim niye kalben bu sahaya girmemiz lazım? Biz ancak şuraya kadar deriz ki bak Ukrayna'yı işgal etmesi konusunda Rusya haksız kardeşim. İşgal etmemesi lazımdı. Toprak bütünlüğünü bozmaması lazımdı. Onlar ayrı bir halk. Ayrı bir halk olarak kendilerini sayıyorlar. Ha bundan sonra orada daha ne alengirli işler dönüyor. Kim kime ne dolap çeviriyor. Veya savaş sırasında neler oluyor. Yani ne bileyim işte Ukrayna acaba esir alabilecekken öldürüyor mu? Rusya sivillere kasten mi ateş ediyor? Bunlar bizim dışımızda. O yüzden ne ona taraf olalım ne buna taraf olalım. Hiçbirisinin zulmünü hoş görmeyelim. Bizim helal haram dairemiz belli. Şeriatı, İslamiyenin hükümleri belli. Onun dışına taşan ne varsa ona helallik vermeyelim. O bizim haramımız. Zelenski de yapsa, Putin de yapsa, başkası da yapsa. Bunların ikisi de masum değil. Bak, ikisi de %100 masum değil. O yüzden bizim durmamız gereken yer burada biraz daha mesafeli, daha ortada bir yer. Siyaseten de birey birey kalp olarak da biraz daha böyle geriden bakmamız lazım olaya. Ha tabii orada temayül hangisini desteklemek maslahat, hangisini desteklemek daha doğru orada bir şey oluşabilir. Ama bu kör kütük, zil zurna, ne diyelim eli kolu bağlı şekilde teslim olma olmamalı. Orada her zaman bir mesafe korunmalı. Ve bu mesafe işte zulme şerik olmamak için korunmalı. Şuradan da bir parça okuyayım. Birinci noktaya cevap ise, evet bu cihan harbinden daha büyük bir hadise ve bu zemin yüzündeki hakimiyeti âmme davasından daha ehemmiyetli bir dava, herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise ve öyle bir dava açılmış ki, her adam eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa, o tek davayı kazanmak için bila tereddüt sarf edecek. İşte o dava ise, 100.000 meşahiri insaniyenin ve hadsiz nevi beşerin yıldızları ve mürşitlerinin müttefikan, kainat sahibinin ve mutasarrıfının binler vaat ve ahdlerine istinaden haber verdikleri ve bir kısmı gözleriyle gördükleri şu ki, herkesin iman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlar ile müzeyyen ve baki ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak ve kaybetmek davası başına açılmış. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. O imanını koruyacak ibadete, amele, irfana, bilgiye, marifete sahip değilse adam çalışmamışsa dersin yani. İman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Allah cümlemizi muhafaza etsin, bizi hüsnü hatime versin. Ve bu asırda maddiyunluk taunuyla, işte materyalizmde, ateizmde, deizmde, şunla bunla, taun yani salgın hastalık demek, maddiyunluk taunuyla çoklar o davayı kaybediyor. Öyle mi? Ya öyle. Bacak kadar gençler, çocuklar ne aşırı ne büyük laflar ediyorlar. Belki Cenab-ı Hak ileride hidayet verir. Kesin konuşmayalım ama yani o an ölse o çocuk kafir gidecek. Ateistim diyoruz. Sokak röportajı yapmışlar.
9 tane 8 tane genç, bir tanesi ben Müslümanım dedi. Diğer 7 tane 8 tanesi ateistim diyor, deistim diyor, bilmem ne diyor. Bak ölse o bir çocuk belki Müslüman gidecek. O da iyi şeye sahipse, altyapıya. Diğerleri bak gitti gitti yani, çocuklar cehennemlik olacaklar. Ve bu asırda maddilik taunuyla çoklar o davasını kaybediyor. Hatta bir ehli keşif ve tahkik. Ehli keşif böyle mezardakilerin hallerini de görebilen, işte keramet sahibi, keşif sahibi, alim demek ya da evliya demek. Bir yerde 40 vefiyattan yalnız bir tek tanesi kazandığını 40'ta bir bak. Bir yerde 40 vefiyattan yalnız bir taş tanesi kazandığını sekeratta müşahede etmiş, ötekiler kaybetmişler. 40 kişi ölüyor bir yerde belki bir anda. O 40 kişiden, o sekeratta olan 40 kişiden 39'u kaybetmişler. Bir tanesi kazanmış belki. Veya bir iki tanesi kazanmış. Bak nasıl bir durum. Burası bir de Darül İslam. Ötekiler kaybetmişler. Acaba bu kaybettiği davanın yerini bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurulabilir mi? Yani tuttuğun taraf Ukrayna olsun, bütün Rusya'yı yıkmış kazanmış olsun. Senin cehenneme gitmeninden daha mı kazançlı oldu? Veya tuttuğun taraf Rusya olsun, Rusya bütün Avrupa'yı fethetmiş olsun. Senin cehenneme gitmenle onun Avrupa'yı kazanması kıyas kabul edebilir bir şey mi? Yani sen mahvoldun, Rusya istediği yeri kazansın. Sen cehenneme gittin. Yani o bir kurtuluş mu oldu senin için? Ne? Yerini doldurur mu ya? Acaba bu kaybettiği davanın yerini bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurabilir mi? Doldurulabilir mi? Diyor, metin devam ediyor. Hepsini okumayacağım. Dersi uzatmayayım. Ama buradaki şu kısmı önümsedim. O cümleyi bir daha okuyorum. Ve bazen bu harp boğuşmalarını merak ile takip eden bir tarafa kalben taraftar olur. Onun zulümlerini hoş görür. Zulmüne şerik olur. Cenab-ı Hak bizi zulme şerik olmaktan, hataları hoş görmekten, şeriat dairesi dışındaki şeyleri helal saymaktan, haramı helal saymaktan, taraftarlığımız, muhabbetimiz, sevgimiz, bağnazlığımız dolayısıyla öyle bir hataya düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Burada işte Ukrayna-Rusya savaşında duracağımız yere dair bir güzel dersi Bediüzzaman Hazretlerinden aldık. Cenab-ı Hak ona da rahmet etsin. Bir dahaki entel meselelere, dantel çözümlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.